Anadolu'dan programına hoş geldiniz. Bu hafta yurt genelinde neler olmuş, ne gibi gelişmeler yaşanmış bunları aktaracağız. Hemen başlayalım. Ülkenin birçok bölgesi kara teslim oldu. Uzun süredir kar yağışını bekleyenler koronavirüs tehlikesini unuttu. Kısıtlamaya rağmen sokağa indi. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak karın keyfini dakikalarca çıkardı. Lapa lapa kar yağdı. Sosyal mesafede, kısıtlamada unutuldu. Aklıma saçma gitti. Herhangi bir saygı çekiyoruz ya. Saçma gitti. Türkiye beklediği kara sonunda kavuştu ama karın sevince koronavirüs tehlikesini unutturdu. Kısıtlama hiçe sayıldı. İlk durak Karabük. Kentte gece saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Bunu gören çocuklar kendilerine hakim olamadı. Sokaklara indi, kar topu oynayıp poşetlerle kaydı. Bursa'dan gelen görüntülerde bu kadar da olmaz dedirten cinslendi. Kar yağışını sokakta kutlamak isteyen bir grup genç bununla yetinmedi. Müzik açtı, kar üzerinde horon tepti. Bazıları da ATV araçlarıyla kar safarisi yaptı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Eskişehir'de ise kısıtlamayı bu sefer çocuklar değil büyükler hiçe saydı. Evlerinin önüne ve sokaklara çıktı. Virüs soğukta bulaşmaz diye düşünmüş olacaklar ki birbirlerine tutundular, yokuş aşağı kaydılar. Aklıma saçma gitti. Herhangi bir saygı çekiyoruz ya. Saçma gitti. Bir kişi de kısıtlamadan dolayı dağa çıkamayınca kayak takımlarını kuşandı, yol ortasında kayak yaptı. Ulan giysene ilk başta. Ulu dağa çıkamıyorsak. Dur giysene. Polis de soğuk hava ve kara rağmen sahada, lapa lapa kar altında denetimlerini sürdürüyor. Kar yağışı tüm Türkiye'de etkili oldu. Şehirler beyaza büründü. Karın tadını çıkarmak isteyenler ilginç görüntüler oluşturdu. Kastamonu'da 79 yaşındaki Mehmet Dede yaşına aldırmadığı kıza binerek çocuklar gibi eğlendi. Erzurum'daysa bir baba bebek pusetinden kızak yaptı, 2 yaşındaki oğlunu kaydırdı. Uşağına devşenişe böyle kayıyor. Benim de binitim geldi. Yaşım 79, ruhum 30 dedi. Kızağa bindi, karın keyfini böyle çıkardı. Yer Kastamonu, kar kenti etkisi altına aldı. Hakkı Zaim, 3 yaşındaki çocuğu için el arabasının teknesini iple motosikletine bağladı. Çocuğu kaydırmaya başladı. Bunu gören Mehmet Dede yaşına aldırmadı. Kızağa binmek istedi. Hakkı Zaim onu kırmadı. Kızağa bindirdi. Yaşım 79, ruhum 30. Motosiklette binmedim de veya bir kayığına binerdim böyle. Motosiklet daha teze koyduk bunları. Ha benim oğlum bizim öyle şeyimizde uçaklı yoktu böyle bir şeyler. Mehmet Dede köyün içinde herkese el sallayarak dolaşmaya başladı. Mutluluğuysa gözlerinden okunuyordu. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. Burası da Erzurum. Yakutiye'de yaşayan Yunus Emre Yıldız kar yağışını fırsata çevirdi. Oğlunu eğlendirmek istedi. Normal kızak yerine farklı bir yöntem buldu. Bebek pusetini kızak yaptı. Çekebilmek için bir de ip bağladı. 2 yaşındaki oğlunu böyle kaydırdı. Değişiklik olsun diye kızak yerine oğlumun beşiğini çıkarttık. Bu şekilde eğlendirmeye başladık oğlumuzu. İstanbul'da yağan şiddetli kar kent genelinde etkili oldu. Kimi karın keyfini çıkardı, kimi buz gibi havada denize girdi. Barajlardaki doluluk oranı da %30'u aştı. İstanbul'da kar yağışı tahmin edilenden uzun sürdü. Sabah erken saatlerden itibaren tüm şehir beyaza büründü.
Tarihi Yarımada'da, Boğaz köprülerinde ve sahillerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kız Kulesi beyaz gelinliğini giydi. Bölge fotoğrafçı akınına uğradı. Sahillerde balıkçılar da kar yağışının keyfini sürdü. Uzun zaman sonra kentle buluşan kar örtüsü altında oltalarını Marmara Denizi'ne bıraktı. İstanbul'da kar yağışı çocukları da mutlu etti. Kimi poşetle, kimi minderle kaydı. Kimi çocuklar da annelerinin verdiği tepsilerle kaymaya çalıştı. Sarayburnu'nda bir vatandaş kar altında denize girdi. İlginç görüntüler ortaya çıktı. O sırada termometreler -4'ü gösteriyordu. Soğuk havaya aldırış etmedi. Çevrede vatandaşlar hayretle izledi. Şifa, harika. İstanbul'da kar yağışı 3 gündür etkili, artık etkisini kaybedecek, yerini ayaza bırakacak. Meteoroloji İstanbulluları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Öte yandan kar yağışıyla birlikte barajlardaki su seviyesi de yükseldi. Doluluk oranı %30'u aştı. Son kar yağışları İstanbul'a 10 günlük su kazandırdı. İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda birçok kaza meydana geldi. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına bırakmak zorunda kaldı. İstanbul'da haftanın ilk günü kar çilesi yaşandı. Yollar buz tuttu, ara sokaklarda sürücüler zorlu anlar yaşadı. Ana yollarda da benzer görüntüler ortaya çıktı. Birçok sürücü araçlarını yol kenarına bırakmak zorunda kaldı. Şişli Feriköy'deki bu yokuşta sürücülere kabus yaşattı. Bir araç bariyerlere çarparak durabildi. Bir başka sürücü de park halindeki bir araca çarptı. Aynı yolda yayalar dahi yürümekte zorlandı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu İstanbul'da %85'lere kadar ulaştı. Karayollarına ve belediyeye ait kar kurtarma araçları kimi yollarda yetersiz kaldı. İstanbul'da ara ara kar şiddetini gösteriyor ve yollarda da birçok soruna neden oluyor. 10 dakika içerisinde görüş mesafesinin kısalmasından dolayı Akşemsettin Viyadüğü'nde de zincirleme trafik kazası meydana geldi. Birçok araç birbirine girdi. Yoğun kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Trafiğe tedbirsiz çıkan araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kar kazaları kameraya an beyan işte böyle yansıdı. Kar ve tipi ulaşıma engel oldu. Kaza haberleri ard arda geldi. Tüm yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle yerleşim yerlerinde ulaşım resmen durdu. Van'da hamile bir kadının doğum sancıları başladı ancak yol kar nedeniyle kapalıydı. Yakınları yardım talebinde bulundu, bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Çalışma tam 6 saat sürdü, yol nihayet açıldı. Hamile kadın hastaneye kaldırıldı. Balıkesir'de yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle bir tır kontrolden çıktı. Yola savruldu. Şoför kazadan yara almadan kurtuldu. Erzincan'da kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yolda otomobil tarlaya uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı. Düzce'de de benzer görüntüler vardı. Bir araç yoldan çıktı, 10 metrelik şarampolden uçarak dereye düştü. 6 kişi yaralandı. Bursa'da ise yoğun kar yağışı tedbirsiz yola çıkan araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Kar kazaları kameraya an be an yansıdı. Bursa'ya dair her şey. Rudağ yolu, Orhan Ey Caddesi. Aynı kentte bir muhtar hizmeti beklemedi. Vatandaşlar mağdur olmasın diye kardan kapanan köy yollarını K
kendisi açtı. Gece boyu çalıştı genç muhtar. Yaptığı örnek hareketle herkesin takdirini topladı. Düzce'de Kızılay ekipleri yoğun kar yağışında çalışan polis ve karayolları ekiplerini unutmadı. Sıcak içecek ve kumanya ikram etti. Düzce'de bulunan bir marketin tentesi karın ağırlığına dayanamadı ve çöktü. İçeride mahsur kalan çalışanlar ve müşterileri itfaiye ekipleri bakın nasıl kurtardı. Marketin tentesi çöktü. İçeride mahsur kalanlar böyle kurtarıldı. Tamam. Görüntülerin adresi Düzce. Körpeşler Mahallesi'nde bulunan bir marketin tentesi karın ağırlığına dayanamadı, çöktü. Markette çalışanlar ve alışverişe gelenler içeride mahsur kaldı. Hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler içeridekileri kurtarmak için seferber oldu. Kimi tentenin parçalarını elleriyle kaldırdı. Kimi ise demir makasla keserek kurtarılmayı bekleyenlere ulaşmaya çalıştı. Çalışmalar sonucunda tente aralandı. İçindekiler tek tek dışarı çıkarıldı. Tamam. Ardından yıkılan tente tamamen kaldırıldı. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı. Bu zamana kadar birçok hırsızlık olayı yaşandı ama İstanbul'dan gelen görüntüler hepsine taş çıkaracak cinstendi. Bir kişi 1001 emekle yapılan kardan adamı nasıl çaldı, izleyelim şimdi. Bu zamana kadar ne duyuldu ne de görüldü. Kardan adam çalındı. Olay İstanbul Kartal'da yaşandı. Minik kız karın yağdığını görünce babasından kardan adam yapmasını istedi. Baba kardan adam yapabilmek için araçların üzerindeki karları topladı. Bulunduğum binanın altındaki marketin kullandığı transit tipi araç yüksekte oturuyorlar ve onun üzerinde karları gördüm. Bunları toplayarak bir kardan adam yaptım. Saatlerce uğraştı. 1001 emekli kızına kardan adam yaptı. Ancak sabah yaptığı kardan adamı yerinde bulamadı. Akbaş ailesi neye uğradığını şaşırdı. Hemen güvenlik kameralarına baktı, gördüklerine inanamadı. Görüntüler hırsızlığın bu kadarına da pes dedirtecek cinsendi. Bir şahıs kardan adamı sırtlayıp böyle götürdü. Maalesef bir arkadaş bunu çalmış ve kızım da çok üzüldü. Çocuğumuzun bir emeği çalınmış olundu. Yazık diyorum. Yoğun kar yağışı kış turizminin yapıldığı yerlerde 70 santimetreye kadar ulaştı. Hal böyle olunca karın tadını çıkarmak isteyenler otellere akın etti. Turizm yeniden canlandı. Normalde İstanbul'da yaşadığımız için zaten kar çok yağmıyor. O yüzden değişiklik oldu, ben sevindim. Kar yüzleri güldürdü. Kış turizmini harekete geçirdi. Memnun oldum işin açıkçası ben. Çünkü dediğim gibi zaten 2-3 gün süren karantinalardayız. Ve İstanbul gibi bir yerde yaşıyorum. Kaçıp burada biraz dinlenmek, hava almak iyi oldu yani bizim için. Türkiye hafta içerisinde soğuk hava dalgası ile karşı karşıya kaldı. Ülke genelinde birçok alan karla kaplandı. Kış turizminin yapıldığı yerlerde ise kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaştı. Hava tahminleri doğrultusunda hareket edenler otellere yöneldi, odalar bir bir doldu. Günübirlikçilerse kısıtlamalar sebebiyle zirveye çıkamadı. Güzel, tabii eskisi kadar kalabalık değil pandemiden ötürü ama fena değil, güzel şu anlık. Bursa'da otellerde konaklayanlar kar yağışının keyfine doyasıya çıkardı. Pistlerin de konaklayanlara açılmasıyla kızağını ve kayak takımlarını alan yerli ve yabancı turistler stres attı. Bu karın heyecanıyla da... kendimizi hemen kapı önlerine attık.
kar görünce sevinçten ne yapacağını bilemeyenler de vardı. Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde uzun süre sonra yağan kar merkezi beyaza bürüdü. Bir otelin kayak eğitmenleri müzik eşliğinde kar üzerinde oyun oynadı. Çok güzel bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz. Kar yağışıyla birlikte çok daha mutlu oluyoruz. Otellerde koronavirüs tedbirleri de had safhadaydı. Girişlerde HES kodu soruldu. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterildi. Türkiye'nin birçok yerinde kar ve dondurucu soğuklar yaşanırken Marmaris'te hava güneşliydi. Sıcaklık 15 dereceye kadar çıktı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahile koştu. Yurt genelinde kış, Marmaris'te ise bahar havası vardı. Marmaris'te termometreler Ocak ayında 15 dereceye kadar çıktı. Koronavirüsten ve kısıtlamalardan sıkılanlar soluğu dışarıda aldı. Kısa kollu tişörtle gezenler dahi vardı. Kordon boyunda ara ara kalabalık oluştu. Eline kitabını, kahvesini alan sahile indi. Oltalarını alıp iskelede balık tutmaya gelenler de vardı. Çocuklar parklarda beşiklere bindi, kuşları besledi. Koronavirüs önlemleri de unutulmadı. Ekipler sürekli devreye attı. Maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Şimdi kısa bir ara, Anadolu'dan programı birazdan devam edecek. Evet, Anadolu'dan programı kaldığı yerden devam ediyor ve haberlerimize dönelim. 13 kişi salgın tehlikesine aldırmadı. Kısıtlamaya rağmen dışarı çıktı. Kapalı ortamda kumar oynarken yakalandı. Polis baskınıyla neye uğradıklarını şaşıran kumarbazlar tanınmamak için bakın ne yaptı. Derneğe gizli kapı yaptırdılar. İçini kumar masalarıyla donattılar. Yakalanınca tanınmamak için maskeyi gözlerine bağladılar. Adres Bursa. Kumarcılar yakalanmamak için ellerinden geleni yaptılar ama polisten kaçamadılar. 13 kişi bir dernekte toplandı. Derneğe gizli kapı yaptırdı. Dertleri kumar oynamaktı. Polis kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Yakalanacaklarını anlayan kumarcılar iskambil kağıtlarını çekmecelere sakladı. Ekipler adrese gitti, kumar oynayan 13 kişiyi yakaladı. İnsanlar böylece... Kumarbazlar kameraları görünce kendilerini gizlemeye çalıştı. Ağızlarında olması gereken maskeyi gözlerine taktı. Bahaneler uydurdular ama ceza yemekten kaçamadılar. Ben yan bina bekliyorum, yan tarafa. Oraya bekliyorum. Binaya girdi. Beni kumar oynanıyormuş, buraya getir. Ben dedim bilmiyorum. Yok yok, böyle alakam yok. Kumarcılara toplam 56.500 lira para cezası uygulandı. Ankara'daki COVID-19 tıbbi atıkları elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Hastane ve sağlık merkezlerinden toplanan maske, enjektör, önlük gibi tıbbi atıklar Sincan'daki tıbbi atık merkezine getiriliyor. 1100 derecelik fırınlarda eritilip elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Şimdi o atık merkezindeki işleyişin aşamaları geliyor ekrana. Maskeler, enjektörler, önlükler, entübasyon malzemeleri. Koronavirüs tıbbi atıkları Ankara Sincan'daki atık merkezinde elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Koronavirüs tıbbi atıkları işte bu merkezde imha ediliyor. Kamyonlarla merkeze getirilen tıbbi atıklar vinçlerle sarı bantlara alınıyor. Ardından fırına gönderilen tıbbi atıklar 1100 derecelik ısıyla bertaraf edilerek elektrik enerjisine çevriliyor. Sincan Çadırtepe tıbbi atık bertaraf tesislerimiz
7/24 esasıyla çalışıyor. 14 araç, 70 personel ile Ankara'da 5500 noktadan tıbbi atıklar buraya getiriliyor. Merkeze gelen tıbbi atıklar 1100 derecelik fırınlarda eritiliyor. Günde ortalama 26 ton, aylık 750 ton, yıllık 9000 ton civarında tıbbi atık imha ediliyor. Ama tesisin kapasitesi saatte 5 ton olmak üzere 120 ton. Yani şu anda atıl kapasitemiz oldukça yüksek. İmha çalışmaları profesyonel bir ekiple sürdürülüyor. Tıbbi atıkların imhası operatörler tarafından gerçekleştiriliyor. Vinçler işte bu masalarda bulunan joystick ve pedallarla komuta ediliyor. Merkezdeki çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından canlı olarak izleniyor. Tıbbi atıkların elektrik enerjisine dönüşme süreci anlık olarak takip edilebiliyor. Kumanda merkezindeki görevliler imha sürecini işte bu ekranlardan an be an izleyebiliyor. Hastanelerden gelen tıbbi atıklar bertaraf edilirken doğalgaz ya da kömür kullanılmıyor. Tıbbi atıkların imhasıyla hem doğa korunuyor hem de ekonomik kazanç sağlanıyor. Tabii bu tesisler çok büyük yatırımları gerektiren tesisler ve uzun yıllar boyunca çalışmaları gereken. Dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi bu işi ITC firmasına ihale etmiş. ITC firması da bunu tıbbi atıkları bertaraf ediyor ve sonuçta elektrik enerjisi elde ediyor ve bu elektrik enerjisini de interkonektif sisteme dahil ediyor ve oradan kazanç elde ediyor. Konya'da elektrikli ev aletleri tamir eden bir dükkana gideceğiz şimdi. Baba mesleğine ilgi duyan 3 kız kardeş küçük yaşlardan bu yana yaptığı işlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Müşterilerin yapamaz dediği işleri yapan kardeşler tamir, onarım ve bakım yapabiliyor. Öyle ki şimdilerde o 3 kız kardeşin elinden her iş geliyor. BBN Türk muhabiri Mehmet Serkan Şafak'ın özel haberini kameraman Tahsin Karkur'un görüntüleriyle izliyoruz. Küçük ev aletlerinin aşağı yukarı tamamını tamir ediyoruz. Tost makinesi, süpürge, mutfak robotu, çay kazanı, işte mikser, kettle. Bunların tamamı tamiri ve yedek parçası var. Tamir, onarım, bakım ve dahası. Ellerinden her iş geliyor. Böyle dükkana gelecekleri, böyle usturulacakları falan benim böyle bir hiç aklımdan geçmeyen hadiselerdi. Konya'da elektrikli ev aletleri tamir eden bir dükkandayız. Tuna Boylu ailesinin 3 kız evladı küçük yaşlardan itibaren baba mesleği olan tamirciliğe ilgi duymaya başladı. 10 yıllık süreç geride kaldı. İlgiyle sevdala yapılan iş aşka dönüştü. Sürekli babamın yanında olduğumuz için, bu mesleği sürekli gördüğümüz için artık baba bir kez de ben deneyebilir miyim, bir kez de ben yapabilir miyimlerle başladı. Bu çocuklar çok annelerinden küçük kalmıştı. 6, 8, 9 yaşında kalmışlardı ve ben o zamanlar çok üzülüyordum bu duruma. Çünkü çok mutlu bir aileydik. Çevredekiler çok eleştirdi 3 kız kardeşi ancak onlar söylenenleri duymazlıktan geldi. Hiçbir zaman bize tamah etmezlerdi, hep babamı isterlerdi. Daha sonra artık göz aşinalığından mı bir şekilde biz onu kırdık. Artık ustalığımız da tabii bunu kanıtladı. Zorlu mesai sabahın erken saatlerinden itibaren başlıyor. Kızlar ellerine tornavida ve penseyi alıyor, geçiyor tezgahın başına. 3 kız kardeş günde onlarca müşteriyi ağırlıyor. Dükkana gelen her müşteri şaşkınlığını gizleyemedi karşısında 3 kız kardeşi görünce. İlk tepki olumsuz olsa da yapılan işin ardından yüzler güldü. Yapamaz, sen bunu yapamazsın dediği zaman o an onu elinden alıp yapabildiğimi ispatlamak için yanında tamir ettiğim bile çok oldu. Müşteri bunları yaptığını görmeye başlayınca mesela benim yaşındaki bir adamın söylediğini. Ben bu kızlara aşık oldum. Kurduğu cümle bu. Günler geçti, aylar geçti. Hatta yıllar. Öyle ki gelen müşteriler artık babayı değil, kızları arıyor. Merakları vardı. Yavaş yavaş gayet güzel usta oldular ve ben onlarla çalışmaktan çok mutluyum. Şimdi onlara çıraklık yapıyorum. İstiyorsanız ilk önce hayatınızı nasıl idame ettireceğiz? Şimdi de ekranlara yeni doğan bir kuzunun görüntülerini getirelim. Ama bu kuzu diğerlerinden çok farklı. Tam 6 ayağı var. Bu onun için bir engel değil. O da diğerleri gibi koşuyor, oyunlar oynayabiliyor. Görenler dönüp bir daha bakıyor. Çünkü onun tam 6 ayağı var.
Diyarbakırlı çiftçi Mesut Bulut'a ait koyunlardan biri geçtiğimiz günlerde doğum yaptı. Ama doğan minik kuzu diğer kuzulardan çok farklıydı. Tam 6 ayağı var ama bu onun için bir engel değil, rahatlıkla yürüyebiliyor. Hastam hasta değil. Hayır, sütünü içiyor, yemini yiyor bu şekil. Gidip geliyor, koşabiliyor. Sadece 6 ayak. 6 ayaklı kuzuyu gören sahibi şaşkınlığını gizleyemedi. Bizim memlekette hiç böyle bir şey görmemiş. Babamızda, dedemizden söyledi böyle. Yani 6 ayaklı bir kuzu görmemişler. Allah'ın takdiridir. Anadolu'dan programından bu haftalık bu kadar. Haftaya aynı gün, aynı saatte biz yurttan gelişmeleri aktarmak için burada olacağız efendim. Hoşçakalın.